Herkese merhaba. Yeni bir video hazırız diye umuyorum. Çünkü yeni bir serüvene başladık. Artık Rapunzel saçlarımdan kurtulmak istiyorum. Gerçekten kurtulmak istiyorum. Bir kere artık her gün şekil alması daha da zorlaşıyor uzadıkça. İşte yıkanıyorsun, yatıyorsun, kalkıyorsun. Uçları iyice karman çorman. Ay anlatamıyorum artık. Ve uzadıktan sonra böyle artık biraz daha cansızlaşmaya başlıyor. Uçları kırılıyor derken birazcık kestirelim diyorum ben. Şimdi Eda'yı bekliyorum. Birazdan çıkacağız. Onunla birlikte kuaföre gideceğiz. Randevu aldık aylar sonunda. Çünkü hani çok kararsızlık böyle kestirip boyatma kısmından. Şu an boyatamıyoruz. Hala emin olamadığımız için. Yani ışıltı attıracaktık. Normalde boyatmadan kastım o. O yüzden sadece kestireceğiz. Böyle başladık yani vloğa. Bir şekilde gider yani diğerleri gibi. Şimdi Eda gelsin biz çıkalım. Nasılsın? Seni merak edenler vardı. İyiyim. Teşekkür ederim. Utandım. Otobüsteyiz, bağıramıyoruz. Çok utandım abi. Ben ilk defa utandım, farkında mısın? Utanma, benim yanımda utandım. Ama bunlardan kurtulmaya gidiyoruz. Kestirdik. Bir rahatlama. Geçen sefer böyle daha arkası kısa, önü uzun şekilde geliyordu. Bu sefer önlere daha kat verdim. Yani daha oval şekil tercih ettik. Çok rahatladım ya. Eda bildiğiniz gibi küt bir şekilde devam ediyor hayatına. Ben öyle ani kararlar alamıyorum. Detaylı olarak eve gidince gösteririm. Şöyle iyicene göstereyim. Birazcık önlerden kısalttım daha çok. Arkalardan öyle çok kısaltmadım. Yine oval şeklinde geliyor zaten. Sen gelebilirsin. Ben telefonla konuşuyorsun. Hayır. Bilmiyorum. Arkadaşlar diyorum, telefonla konuşayım. Hayır, duymadım arkadaşlar lafını. Önlerden biraz kestirdiniz. Ben herhalde Merdin Nurcan teyzeye anlatıyor. Hayır. Aradı da. Neyse işte böyle birazcık önlerden kestirdik. Arkalardan çok kestirmeme sebebim. Hani böyle 2-3 ay sonra uçlarından aldırayım. Hani iyice önlerle eşit olur diye. Toplayınca hani böyle uçlardan çıkarırım. Hoş olur. Evet. Niye bakıyorsun? Sen de güzel oldun gel. İzleyesim geldi. Ha, tamam. İzle beni. Neyse. Çay içelim. Hayır, çay değil o. Ne? Tea. Ya sen benim ruh gizim misin? Sen benim ruh gizim misin? Bak evet. Güzelliğe bak. Güzelliğe maşallah. Maşallah. Nazar değdireceksin. Çok mu tükürdün? Ya sen ne tükürüyorsun ki genel olarak bana? Tamam. Çok güzel şarkı açacağım şimdi. Aç bakalım. Hatta dans edeceğim şimdi. Alırım bak, kayıt altına alırım. Al ya. Al yani, anladın mı? Sen bilirsin şarkı. Ay sana inanmıyor. Ben kapını çekeyim de. Ay çekme. Doğular olarak da dip dip. Ah şu kadir ya, çekme dedim iyi ki. Ben tam şarkıları her zaman doğru söyleyemem. Kameralar da ben öyle çekeyim. Seni seviyorum aşkım. Bunu çektiler. İnternetin zayıf. Dans koreografisi Eda'nın bu kadar. Ya üzgünüz bu gece bitti. Dur onu da. Bu mu benim? Günaydın. Biz işe geç mi kalıyoruz? Hani 8:20 geçe dedik. Bana tam, daha var lütfen. Tam 8:30 yani. Bana daha var. Hani gece o kadar geç yapmanın manası yoktu bence. Fena mı oldu? Oturduk işte. Ya biz bayağıdır vakit geçirmiyorduk. Çok yoğunduk ikimiz de. Birlikte de vakit geçiremiyorduk. O yüzden böyle gece birlikte kaldık. Seni işte bile görmüyorum ben. Hayır, bazen. Yani. Biz normalde atlı üstü çalışıyoruz. Ayrılamadık. Ayrılmak mı istedin? Ben anlayamadım. Hayır, genel olarak da ayrılamadık zaten. Ayrılmak istediğimden değil. Benim açıkla. Hoşuma gidiyor bu durum. Açıkla bana. Bu durum benim hoşuma gidiyor. Tamam, tamam. Arada böyle enerji topluyorum. Gidiyorum ya, birazcık yukarıdan dalga geçiyorum. Çok enerjik. O aşağı iniyor, dalga geçiyor. Neyse, böyle günümüz başladı. Ben bu vlogu ne zaman kapatacağımı bilmiyorum demiş miydim? Demedim bilmiyorum galiba. Ama şimdi otobüse bineceğiz de birazcık kapatayım. Biz Beşiktaş pasajına geldik. Böyle birazcık mağazaları gezeceğiz. O sırada size baktıklarımızı gösterelim diyorum. 20 liraya da böyle tişört bakıyor şu an. Ya benim böyle bu tarz var olduğu için ben aslında altı dar istiyorum. Şimdi sürekli geldiğimiz çantacıya geldik. Ben böyle biraz daha yarım kol bir çanta bakıyorum. Mesela şu tarz. Güzel bir çanta var. Nasıl?
Çok mu klasik? Yani çok şey emin olamadım. Bir daha mı sporlaştıralım? Yani gibi. Tamam bakalım. Çünkü sen çok klasik giyinmiyorsun ki. Daha sporlu. İki tık ikili bu. İki, ha şey gibi değil. Evet, seninkinden bir tık büyük. Modeli böyle. Bunun fiyatı ne kadar? Hangisi? 60 lira olur. 60 diyor. Ne oldu bu? Nasıl? Ben de emin olamadım. Nasıl? Neden emin olamadım? Bu da farklı bir model. Tekli böyle. Flor da gayet güzel. Kendileri şey yap. Bunun fiyatı ne kadar? Hangisi? Şunun. O 50. 50'ymiş fiyatı evet. Bunun da. Şunlar da güzel. Evet, bunun rengi falan da güzel. Dur, mekleyeyim. Rengi böyle mor mu? Sorsak ya ne kadarmış? Bunun fiyatı ne kadar şunların? O mor bir tane kaldı. Nakit alırsan onu 20'den yaparım. Renk yok çünkü onda. Nakit alırım. Çok iyi. Ya. Bu bir tık daha küçüğü galiba. Ama... Şunu şöyle geçelim. Bunun kolu daha kısa sanki. Evet. Evet. Ve daha iyi bunun kulbu. Nasıl? Sanki bu daha iyi ya. Şöyle bir tık kalıp gibi olan bir çanta var. Ve şöyle bunun renkleri var. Böyle uzaktan alalım. En azından. Ne çantalar var? Beyazı da var. Alalım o çantayı. Şöyle beyaz bir çanta bulduk. Yani kulbu normalde şöyle küçük göstereyim. Bir de şöyle uzunu var. Onu da takınca şöyle oluyor. Şu şekilde duruyor. İçini de göstereyim şöyle. Bayağı geniş. Bunda fiyatı 40 lira. Böyle güzel. Şurasında demir detayları olan güzel bir çanta bulduk. Rica ederim. Sağ ol. Bu kızlar tüm paralarını harcadı. Tüm demeyelim de biraz. Hepsini harcamadık ya. Aynen. Duruyor hala bizde. Evet. Şimdi eve geçiyoruz. Bir sürü ürün aldık. Bunları şu an gösteremeyeceğim. Çok çekemedim zaten. Bir garip hissettim alışveriş yaparken video çekmeyi. Bayağı oldu çünkü yapmayalı. O yüzden eve gidince hepsini teker teker göstereyim. Hem birazcık da onlar hakkında konuşuruz. Şimdi eve geldim. Çok yoruldum. Birazcık yorgunum. Belki şu an yansıyor olabilir. Böyle ufak tefek bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle topluluk önünde konuşmak çok garibime gitti. Çok uzun süre sonra yani 7 ay sonra aslında böyle topluluğa çıktım, video çektim, alışveriş videosu çektim derken hani vlog olarak da olsa bir garip hissettim. Belki orada da gerginliğim belli oluyordur. O yüzden bunu söylemek istedim ki hani sonrasında açıklama fırsatı bulayım. Siz de beni anlayın diye. Şimdi ürünlerime geçmek istiyorum. Biz Beşiktaş pasajına aslında çanta almaya gitmiştik. Ben böyle hani hem kola takılabilen şöyle çantalar arıyordum kendime. Hem böyle şurada tam dipte bitsin istiyordum. Kullanımda kolay olsun diye. Bu çantayı zaten göstermiştim. Fiyatı 40 TL. Çok beğendim gerçekten. İstediğim gibi bir çanta. İçinin genişliği şöyle göstereyim. 2 adet geniş bir şekilde bölmesi var. Tam benim istediğim tarzda. İkinci olarak bir de bu çantayı aldım. Gerçekten çok beğendim. Bir de böyle beyaz çanta almak istiyordum. Hem bir tık daha küçük bir boy aslında. Hem de 2 tane kulpu var. Dilerseniz büyütebiliyorsunuz. İçini de göstereyim. Aslında içi de gayet geniş. Şu kıvır zıbları çıkaralım. İçi de bayağı geniş bir çanta. Ben böyle hem birazcık mini olmasını sevdim. Hem de şöyle buradaki detayını da çok sevdim. Bir siyah bir beyaz çantam böyle gerekiyordu tam o boylarda. Bunu da 40 liraya aldım. Bunu da gerçekten çok beğenerek aldım. Birkaç yere bakmıştım çanta, beyaz çanta. Bu modele yakın bir şeyler. Ama çok beğenememiştim. Bu çantayı gerçekten çok beğendim. 15 liraya şöyle üçlü halka küpe aldık. Işık birazcık parlatıyor olabilir ama böyle değişik. Üçü de farklı model. O yüzden hem böyle büyük küpe arıyordum hem de farklı modeller arıyordum artık halka küpelerde. Onu da almış bulundum. Hem daha iyi oldu. Son olarak da şöyle... Triko bir bluz aldım. Triko bir ürün aldım diyeyim. Bunun fiyatı da 20 liraydı. Geçen sene biz 15 liraya alıyorduk bunları zaten. Hani bu sene 5 lira fiyat farkı çok da pahalı gelmedi bize. O yüzden ben bir tane şöyle bu renkte aldım. Bu renkte hiç kıyafetim yok sanırım diye düşünüyorum. Bir tane kahve vardı ama bu renk gerçekten farklı bir renk olduğu için almak istedim böyle. Hem biraz daha uzun olmayacak şekilde. Böyle çünkü içeride de pot duruyor. O görüntü çok hoşuma gitmiyor. Böyle pantolonların üstüne güzel bir ürün rengi diye düşündüm. Aldım. Aldıklarımız zaten bu kadardı. Hemen göstermiş bulundum. Ürünlerimiz böyle. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aslında bu videoyu haftaya atmayı planlıyordum. Sonra erken editledim. Yani videoyu atma zamanıma denk geldi. O yüzden dedim ki hiç bekletmeyeyim.
Bu vlog hoşuma da gitti, içime de sindi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. En azından vlogumuza birazcık alışveriş de eklemiş olduk. Bu beni ayrıca mutlu etti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.